Bu hafta Kütahya Ağaçköy'deyiz. Efendim köyü tanıtmaya devam ediyoruz. Bir abimizle denk geldik. Ağaçköy'deyiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ağaçköy'den Kamil Türk. Kamil abi, peki hayvancılık, tarımla ilgili bir genel bir değerlendirmeni alabilir miyiz? Vallahi hayvancılık biraz yem fiyatlarından şikayetçiyiz. Evet. Yani süt normal. Dışarı bakarsa normal sütümüz. Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Neler var faaliyet alanlarınızda? Hayvancılıkla mesela işte tarımla ilgili işte sebze, meyve, ağaç köyümüzde. Tarımda ekseri arpa, buğday, pancar. Güveri evet. Var da az. Evet. Var. Kendinize mi yapıyorsunuz peki, pazarlara götürüyor musunuz? Ekseri kendi yiyeceğimiz yapıyoruz. Satan çok az. Evet Kamil abi, peki hayvancılıkta sıkıntı derken tabi sütte işte diğer şeylerde ne gibi sıkıntılar var? Gübre mi işte efendime söyleyeyim yem fiyatları mı? Gübre fiyatları da pahalı. Evet. Gübre, yem bunlarda evet. Sıkıntı var. Sıkıntı olduğu için evet. De tabii ki bunlar da gazaçtan tabii düşüyoruz. Düşüyorsunuz evet. Evet, evet teşekkür ediyoruz Kamil abimize. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, şu anda tabii Ağaçköy'deyiz. Efendim bir abimizi tanıyalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Hayvanları otlatmaya götürüyorsunuz galiba. Ben Mustafa Dönmez, sürü sahibi. Mustafa abi, hayvancılık var, tarımla da uğraşıyorsunuz galiba. Uğraşıyoruz. Evet, neler yapıyorsunuz? Arpa, buğday işte hayvanımızın yiyeceğine temin evet. Ediyoruz. Kızım şunlar çevir gibi gidiyorlar. Evet gidiyorlar, şunlar çevirsinler bu arada. Evet Mustafa abi tamam fiyatları falan sorduk da size. Nasıl kazancınız nasıl sizin de genel anlamda? Kazancımız normal ya, o kadar şey değil işte. Evet. Mazot pahalı. Yem pahalı. Evet sıkıntılar yaşıyor yani diyorsunuz. Yani sıkıntılı evet. Anladım. Yani zor bela geçiniyoruz yani. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Ağaçköy'de hayvancılığa biraz daha önem verilmiş. Hayvancılık çok aşırı derecede. Bir abimiz daha yakaladık. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldin. Sizi tanıyabilir miyiz? Ağaçköy sakinlerden Tahsin Başyiğit. Evet, Tahsin abicim. Şimdi tabii kaç türlü hayvan yetiştiriyorsunuz? İki türlü hayvan yetiştiriyoruz. Evet. Siyah beyaz süt ineği. Bir de sementa diye ırk var. Evet. Sement ineği yetiştiriyoruz. Peki Tahsin abi, sıkıntılar, dertler neler? Sıkıntılar, yem girdileri çok pahalı. Evet. 55 liraya torbasını yem alıyoruz. 1 liraya süt satıyoruz. Evet. Yani memnun değiliz. Ayakta durma çok zor eki çalışıyoruz yani. Peki hayvanlara bakım tabii kolay değil, zor. Evet. Bunun yanında tabii bunun giderleri var, masrafları var. Evet. Bunun hakkında bir genel bilgi verin seyircilerimize. Vallahi giderleri çok yani, veteriner olsun, yem gider olsun. Evet. Daha kendi imkanlarımızla silaj yetiştiriyoruz. Evet. Hayvan pancar küspesi getiriyorum kendi imkanlarımla. Yani kendi pancarımı. Bunlarla ayak durmaya çalışıyoruz yani. Peki sütü satma için pazarda tabii ki yeriniz vardır ama ucuz olduğu için de... Ucuz olduğu için mandırıcıyı toptan veriyoruz burada. Evet, buradan veriyorsunuz. Evet, evet. Teşekkür ediyorum Tahsin Bey. Çok sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun.
Sevgili seyirciler, hayvancılığın bol olduğu Ağaçköy'deyiz. Yine bir abimizin yanınızdayız. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Lütfü Özbay. Lütfü abicim, hayvancılıkla ilgili sıkıntılar, dertler, evet görüyorum ya, sizleri. Ya arkadaş, bu hayvancılığın ya sıkıntısı haddinden fazla büyük. Evet, neler var ya, peki? Ya arkadaş, kış, yazın çoban bulunmuyor. Evet. Kışın yem bağlı, bakımı zor. Ha bak, görüyor musun halimize? Evet. Doğum başladı. Yani geri geri uyku uyuyamıyoruz. Evet. Ki gele gide gele gide ayaklarına. Ya vallahi çok zor bu hayvancılık ya. Ne, peki ne sıkıntılar var? Bunları seyirciler... Ya bana çoban lazım, çoban bulamıyorum. Evet. Oğlan asker oldu. De, elimizde mal var. Satamıyoruz. Satsın para etmiyor. Evet. Ya fiyatlar çok düşük bu yıl. Anladım. Çok düşük. Peki hayvancılığın yanında diğer tarımla ilgili çalışmalarınız var mı? Var. Ben yonca ekiyorum genelde. Evet. Arpa ekiyoruz biraz. Evet. De böyle işte genelde ben koyunculukla uğraşıyorum. Evet, hayvancılık, evet, koyunculukla, hayvancılıkla uğraşıyorum. Evet, teşekkür ediyoruz size, sağ olun. Yeşil ördek gibi daldım göllere, yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni, başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni, ne sen beni unut, ne de ben seni. Efendim, Ağaçköy'de gerçekten güzel bir ortamdayız. Sevgili çok gönlü muhtarıma teşekkür ediyoruz. Sevdiğim cemalin güneşim, ayım, seni seven aşık çeker ezvahım. Getir el basayım kelamullahı. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Sevgili seyirciler, Mustafa abimiz bize ikramda bulunmuş galiba. Hemen geliyoruz. Selamünaleyküm Mustafa abim. Buyurun. Neler var? Hocam, neler yaptırdınız? Ya. Evet. Ne oluyor bu? Şimdi ağzı açık mı, ağzı kapalı mı derler? Evet, tadına baktık. Oo, çok güzel olmuş. Bunu afiyetle çayla yiyelim sevgili, evet, dostlar. Çok buyurun, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Afiyet emeklerinize olsun, sağlık yengemize. Sağ olun. Selamünaleyküm dedikten sonra hemen sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ağaçköy vatandaşlarından Tecelli Tanıklı. Evet, Tecelli amcacığım, tabii köyü gezdik, çok güzel bir köy. Hayvanları çektik, güzel şeyleri çektik tabii ki. Köy hakkında bir bilgi verir misiniz? Yani hakkında derken hayvancılık nasıl, tarımsal olaylar nasıl? Bir konuşabilir misiniz? Hayvancılık biliyorsun işte köy yerinde. Evet. Yani... eğer yem ucuz olsa hayvancılığı yapacağız. Eğer yem, evet, bağlı olduğu için hayvancılığı pek yapamıyoruz yani. Evet. Yani para kazanamıyoruz. Evet. Neler, sıkıntılarınız neler, başka neler var? Ya sıkıntımız sütümüz ucuz. Evet. Efendim söyleyin. Biliyorsunuz köyümüzde sağlık ocağımız, efendim söyleyin, devamı camimiz olacak. Evet. Yollarımız asfalt. İşte böyle.
dertler, sıkıntılar var diyorsunuz. Var, var. Çok evet. Sıkıntımız var. Evet, nerede süt yetiştirip satıyor musunuz ya da toptan mı veriyorsunuz? Nasıl tecelli amcacığım? Sütü yetiştiriyoruz ama para kazanıyoruz. Sütçüyü veriyoruz. 1000 lira, 1 kuruş. Evet. Mazot var ya, mazot. Mazot daha evet. Zaten ikrak yaptık her şeye. Evet. Yani çiftçiliği de neredeyse bırakacağız. Evet, sorunları, dertleri dinledik. Ha. Ağaçköy gerçekten güzel. Bugün hayvancılık da bayağı gelişmiş, güzel evet, ama evet. Sıkıntılar da yemin tabii yemin olsa hayvancılığı biz çok geliştirdik. Evet. Yani dış memleketlere, dış ülkelere para kazandırın. Memleketimizde kalsın para. Aynen, aynen. Memleketimizde kalsın. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Ağaçköy'ü gezmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Efendim, hoş bulduk. Kimi, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Alaaddin Ercan, Ağaçköy sakinlerim. Alaaddin Bey, hayvanları sulamaya getirmişsiniz. Bakımı genel anlamda nasıl? Vallahi biz bunları kurbanlık diyerek şu anda topluyoruz. Evet. Ama yem fiyatları falan çok yüksek olduğundan. Fazla kazanamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet, yani. Kaç tane var Alaaddin Bey? Vallahi burada 8 tane falan var. O 12 tane de öbür tarafta var. Hemen iki yerde bakıyorum. Evet, genelde kurbanlık için evet, şey yapıyorsunuz. Evet, 20 bin daha yapıyorum yani. Evet. Sıkıntılar, dertler tabii dediğiniz gibi yem fiyatları hakkında da bilgi verdiniz de evet. Zor oluyordur mutlaka. Evet. Neler var bunun yanında başka? Ya şimdi zaten 49 milyon zaten besi yemleri 49 milyon şu an. Evet. Bunun balyası mesela samanı zaten çoğunluğu satın alıyoruz. Yetmiyor yani hayvan fazla olduğu için. Evet. Yoncası şu bu yani en azından bir 7-8 ay bizde kalıyor yani. Evet. 8 ay falan bakmak biz zor. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz evet, Alaaddin Bey, sağ olun. Sevgili seyirciler, köyümüzü tanıttıktan sonra şimdi köy kıraathanesine giriyoruz. Tabii ki hava soğuk olmasından dolayı vatandaşlarımıza röportaja devam edeceğiz. Evet, selamünaleyküm cümleten. Merhabalar, 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 merhabalar. Siz tanıyabilir miyim? Ben Nazım Zengin. Nazım abi, nasıl ağaçlıkta genel durumlar, nasıl çalışmalarınız çiftçilik, hayvancılık bakımından? Valla normal. Evet. Peki sıkıntılarınız, dertleriniz var mı? Hayvancılık ilgili mesela, gübrelerden? Biraz gübreler tabii fiyatlı oluyor. Yem fiyatları biraz farklı. Evet. Ya sıkıntımız bunlar yani. Evet. Genelde büyükbaş hayvancılık var, mevcut evet. Hayvancılık evet. Değil. Biz gezdik köyümüzü. Evet. Bunun yanında tabii arazide ekim falan da var. Bunlar neler yani, neler yapıyorsunuz? Arpa ekiyoruz, bulde, pancar yani bunları işliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Halil Işık, Ağaçköy'den. Halil kardeşim, sizde hayvancılık, çiftçilik evet. Var. Neler yapıyorsunuz? Bir anlatır mısın? Neler seyircilerimiz, izleyenlerimiz duysun? Biz de hayvancılık yapıyoruz. Arpa buğday evet. Ekiyoruz, pancar ekiyoruz. Evet. Peki sıkıntılar, dertler neler? Sıkıntılar, dertler mazot pahalı. Evet. Yani başka neler var? Fazla para kazanamıyoruz. Evet. Normal bir yaşantımız var. Yem fiyatları pahalı. Evet. Peki süt hakkında falan satışınız süt, var mı? Nasıl yapıyorsunuz onu? Süt de pahalı değil yani. Evet. O yüzden hayvancılık süt normal gibi. Evet. Ben Ağaçköy sakinliğinde Hakkı Özbay. Emekliyim, köyde oturuyorum. Evet. Bunun yanı sıra tabii hayvancılık yapıyoruz. Burada evet. Sıkıntılarımız var. Yem girdileri pahalı, sütümüz ucuz. Mandıra tekeli düştü. Evet. 1000 liradan süt ödüyorlar. O da yemi karşılamıyor. Yemin çuvalı 50-55 lira oldu. Yani bunun gibi sıkıntılarımız var. Mazotla pahalı, gübre pahalı. Evet. Sıkıntılarımız buralardan. Köyümüzün yolları falan yapılacak. Evet. İşte yol sorunlarımız falan var. Yani evet. Bu gibi hayat böyle devam ediyor işte. Peki Hakkı abi, tarımsal, şimdi köyü biz gezdik, arkadaşlara da sordum da hayvancılık gayet güzel, bazı köylere falan gittik de sıkıntı var ama sizin köyde gayet güzel. Hayvancılık bizde güzel, yemini samanını biraz kendi karşıladığı için hayvancılık yoğun bir vaziyette. Evet. Komşulardan kurbanlık yapan çok.
Süt inekçiliği var. Evet. Biraz küçük hayvan boyun var. Keçe bitmiş vaziyette. Keçi pek evet. yok sayılır. Evet. Kaç çeşit mesela hayvan türü var burada? Hayvan türü burada simmental ırkı var. Oştayın. Ondan sonra manda, mantufon yerli sığır pek kalmadı yani. Evet. Bu iki ırk üzerinde simmental bir de oştayın cinsi yoğunluk. Evet. Bir de manda var. Evet, teşekkür ediyoruz Hakkı abimize. Sırayla şöyle köy sakinlerini gezerken konuşmayı alıyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Işık. Neler söylemek istersiniz genel anlamda İsmail Bey? Devlet yemi olsun düşürmesi lazım. Gübreyi olsun düşürmesi lazım. Evet. Çiftçiyi düşünmesi lazım. Faizsiz kredi diyor. Ondan krediyi çekiyorsun. Bir ay sonra varıyorsun. 500 milyon masraf diyor. Evet. Evet. Bunun neresi faizsiz? Evet. Peki pazar olarak genelde süt falan nasıl? Sütler çok ucuz. Kütahya'da 2,5 milyon, 2 milyon süt. Burada adam 800 alıyor, 1 milyon alıyor. Evet, o da zaten. Çiftçiyi eziyet ediyor yani. Evet. Verirsen ver diyor, vermezsen ben çöpü dökerim diyor. Aynen, evet. Evet, teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Şimdi sırayla geziyoruz. Var mı abimiz? Selamünaleyküm. Abi hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi merhaba. Ağaçköy'ü tanıyoruz. Sizi de tanıyalım bir güzelce. Ağaçköy sakinlerinden Halil Ay. Halil abicim tabii dostları dinledik. Köyümüzü güzel gezdik. Köyümüzü de elimizden geldiği kadar tanıtıyoruz. Güzel bir şey olsun diye. Yani herkesin kendine göre sıkıntısı derdi var ama çiftçinin dertleri, sorunları neler? Arkadaşların dediği gibi. Evet. Mazot 13 ceza. Çiftçinin zaten belini kıran mazotla gübre. Evet. Biliyorum arkadaşın dediği gibi süt 800 bin lira. Evet. O zaten bir çuval yem 50-55 milyon, 50 milyon neyse. Yani bizim dertlerimiz bunlar yani. Evet. Köyümüzde peki şimdi tabii köyü biz defalarca söylüyorum gezdik güzelce hayvancılık falan. Ama genel anlamda böyle sebze meyve tarzı bir şey neler yapıyorsun? Yok neler daha var? Bizim köyümüz öyle sebze meyve tarzında da. Yok öyle yapan bir 3-5 tane anca çıkar. O da kendi ihtiyaçları için. Kendi ihtiyacını veya bir pazarcılık evet. yapan bir 3-5 tane bir şey var. Geri yanımız yok. Biz yani iyi bellemişiz pancar efendi. Pancar, evet. pancar. Ta dededen, atadan, babadan pancar. Yani arpa, buğday, pancar bunlar için bellemişiz yani. Evet. Sığırcılık da var da ya, yapan komşular da var mesela. Evet. Birkaç böyle 8-10 kişi hanelerde arkalı sığır yetiştiriciler var ama bizde de 10-15 baş gibi büyük bir başımız var yani evet. kendimize göre. Ama olan yerlerde var dediğim gibi yani bir çuval yem 50-55 milyon efendim bu. Evet. Yazın mesela buğday arpa çıkarıyor çiftçi tam satacak. Atıyor olan komşular 8'e 10'a 15 ton buğday soruyor satacak. 4 tane zarici de orada anlaşıyor düşürüyor. 700-750 milyon tonu yani evet. ton olarak. Yani bu çiftçi ne bileyim yazık yani bunlar. Evet. Bizim 150 dönüm tarlamız var. Üçü bölünecek ama üçü bölünecek. Hepsi üçü bölünecek. Şöyle 50 şey dönüm bir yerde olsa bir tarlaya var, bir tarlaya hizmet edersin. Ama bizim bir dönüm burada, üç dönüm burada, beş farklı dönüm burada. Ben. Evet. Yani mazot yaktın, emeğini yani ne bileyim ben hiç yani evet. dostlar iş başında görsün gibi bir şey oluyor yani. Evet. Öyle yani ben bunlara karşıyım köylü olarak. Yani ben ilkokul mezunuyum ama yani ben böyle tarlanın, arazinin bölünmesine çok karşıyım yani. Evet. Türkiye Cumhuriyeti olarak evet. yani bölünmese daha iyi olur yani böyle bir yani veresiyle şey karşı şeysinde veya kardeşler arasında anlaşıp da böyle yani bir sen oraya ek 10 dönüm ben buraya ekin 10 dönüm böyle olsa yani evet. daha iyi olacak daha yani iyi. Verim daha güzel alacaksın yani ben evet. böyle şeylere istiyorum yani devletimizden keşke olsa yani böyle tarlara bir ara dediler bütünleştirecek böyle bir şeyler olsa yani ben İlkokul mezun olarak yani ben buna varım yani. Evet. Ben okey derim yani köylü olarak. Evet. Yani sıkıntımız bunlar yani böyle. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ gerçekten olun, açıklık sağ getirdiniz. Olun, sağ olun sağ bazı olun. Konularda. Teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler dışarısı soğuk. Tabii kahvehanede güzel röportajlarımız devam ediyor Ağaçköy'de. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Eşref Güneş. Eşref abi peki tabii köyü çektik. Çok güzel elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Şimdi bu programımızda çiftçinin derdi, sorunu,
sıkıntılarını dile getireceğiz. Ben kendi sıkıntıma mı diyeyim, umum mu diyeyim? Peki vallahi isterseniz, nasıl isterseniz. Ben kendi sıkıntımı diyorsan, evet. Yeşil kartıma diye iki tane inek verdiler. Evet. Çektiler, biri çaldırdık. Bir de inek kaldı. Onu da sağdırmıyor diye çektik, ne doğurdu ne gördü. Evet. 12 milyar şimdi devlet ödeyeceğiz. Evet, tabii ne, sıkıntılar derdini dinleyeceğiz. Nereden bulursan bul. İster git hırsızlık yap, ister çalış. Evet. Durum bu yani. Durum bu diyorsun Eşref abi. Peki Eşref abi, başka sıkıntılar, köyün sıkıntıları olsun, işte köyle ilgili, çiftçilikle ilgili neler var? Vallahi mazotla... köyde mazot var. Çiftçinin mazot. Evet, mazot diyorsunuz. Hayvanlar tabii goleyle olmuyor. Aynen Eşref abi. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgilerden dolayı. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz beyefendi? Mehmet Sönmez. Mehmet abicim, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Biz aslında destek de değil. Çiftçinin gerçek emeğinin verilmesini istiyoruz. Evet. Peki yani, Mehmet abi, yani genel sıkıntıları tabii dinledik abilerimizden genel anlamda, ama şimdi tabii sizden de duymak isteriz. Sizin kendiniz hayvancılık yapıyor musunuz? Ailecek yapıyoruz, evet. Yani neler kendi işim. İnek. Evet. Onların tabii bakımı var. İşte efendim bir takım yemi var. Evet. Bunlar hakkında nasıl? Ya süt çok ucuz. Evet. Yani kendin perakende satmaya kalktın 1,5-2 lirayı veriyorsun. Burada herhalde 80 kuruş mu 1 lira mı? Ama bir çuval yem 70-80 lira. Evet. Yani nasıl anlatayım? Bu karşılamıyor bir şeysine. Yani masrafı gider çok ama kazandığın para şeysini gider, çok giderin, evet. Evet, mesela aynen. Diyelim ki eskiden bir tarlayı 4-5 defa girip hazırlıyordum. Evet. Şimdi mazot 5 liraya dayanmış. 2 defayla, 3 defayla giriyorsun. Ya o da verimin düşmesine sebep oluyor. Madem hani gemi sahibi olanlara 2 liradan 1,5 liradan mazot veriyorsun, karşılıyor da çiftçiye niye 5 lirayı mazot veriyorsun? Evet. Bu da var. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Ağaçköy halkımızla röportajlarımı devam ediyoruz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ağaçköy'den Nail Işık. Nail abi, peki hayvancılık nasıl gidiyor? Vallahi hayvancılık şu durumda, yani önden biz mesela 1 milyar bilen koyun aldık. Evet. 4 senedir bilen hayvan geri gitmeye başladı. Yemliğe bağlı. Şu anda biz mesela 400'e 300'ü kuzu veriyoruz, koyun veriyoruz mesela. Önden 1 milyar koyun aldık biz mesela krediyle. Koyundu ve yani ilerleme olmadı. Yani onun için bedava zopa sallıyoruz yani. Evet. Peki küçük baş hayvanın yanında büyük baş hayvanınız da var mı? Farklı. Yok, benim fazla o 2 tane bir büyük baş hayvanım var da. Yani devamlı ben küçük baş yapıyorum yani. Evet. Onun için kolay küçük hayvanla uğraşıyoruz yani. Evet. Kolay gelsin diyelim size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Ağaçköy'de röportajlarımız devam ediyor. Bir abimizin yanındayız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ağaçköy halkından Muharrem Budak. Muharrem abi, hayvancılıkla mı uğraşıyorsun? Neler var? %80 hayvancılıkla uğraşıyorum ama bu arada tarımı da boş koymuyoruz. Evet. Tarım da yapıyoruz. Büyükbaş hayvan mı, evet, peki? Evet, büyükbaş hayvan. Neler var, cinsleri falan? Cins simente ve siyahalıca ama simente meyilli. Evet. Peki sütleri satışı, işte efendime söyleyeyim, tarımsal konularda sıkıntılarınız, dertleriniz neler? Sütlerimizin işte mandıra verdiğimiz için rahat ama süt fiyatlarının ucuz olmasından dolayı bir kısmını kendimiz pazarlıyoruz. Bir kısmını. Bir kısmı diyorsunuz. Müşteri oldukça kendimiz pazarlamaya çalışıyoruz. Evet, ne güzel. Peki tarımsal olarak neler yapıyorsunuz? Arpa, buğday, pancar. Pancar fakat azaltıyoruz şu anda.
az bir pancar yapıyoruz. Evet. Biraz da hayvanların yediriyoruz bir kısmını. Bir kısmını fabrikaya satış yapıyoruz. Bize yem fiyatları çok pahalı geliyor ve bir de mazot sıkıntımız oluyor. Evet, bunlarla ilgili. Tarımda mazot sıkıntımız var. Hayvancılıkta yem sıkıntımız var. İşte besilerimizi yem fiyatlarının pahalı olduğundan dolayı besiler tam istediğimiz randımanı bakamıyoruz. Bu bizi bir sıkıntı durumu düşürüyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Zengin. Mustafa Bey, nelerle uğraşıyorsunuz? Ağaçköy'de gerçekten güzel yerleri çektik programımız için. Neler var, neler yetiştiriyorsunuz, hayvancılık nasıl? Genel anlamda bir değerlendirme alalım. Hayvancılık, çiftçilikle uğraşıyoruz. Genelde kurbana yönelik, kurbanlık, evet. Mevsimlik, besicilik. Evet. Öyle işte, damızlık hayvanlarımız var. Hangi cins var mesela, neler var? Semental, mantofon, karışık, mandalı var. Peki sıkıntılarınız, dertleriniz neler? Yem fiyatları ile ilgili ya diğer ihtiyaçlarınız nasıl bu konuda? Yemi biz genelde kendimiz karşılıyoruz ama bizim tek sıkıntımız mazot. Mazot da KDV'yi kaldırsa. Evet. Gübreyi falan bir sefer kullanıyoruz senede veya iki sefer. Ama bizim tek sıkıntımız mazot. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizim sütte bu aracılar çok kazanıyor. Mandıralar bizden çok kazanıyor. Peki kaçtan veriyorsunuz sütün? Biz şu an 1 TL. 1 TL. Peki mandıraya mı veriyorsunuz? Direkt mandıra nasıl? Buradan gelip alıyor. Evet, sizden topluyor. Evet. 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 Ama bizden çok para kazanıyor. Ben şimdi gidip mandıradan almaya kalksam 2,5 lira. Evet. Ama buradan benden 1 lira yani. Kurbanlıkla ilgili pazarınız nasıl mesela kurbanlıkla? Bizim ondan pek sıkıntımız olmuyor. Genelde yakın olduğundan biz burada kendi ayağımıza satıyoruz. Yani pazara pek götürme şeyimiz olmuyor. Evet. Burada kesimini yapıyoruz. Mesela geldiği zaman, baktığı zaman, kurbanlığı aldığı zaman kesimini falan da yapıyoruz. Kurbana kadar bakıyoruz. Zaten bir ay, iki ay önce bizden gelip alıyorlar. Evet, beğeniyorlar. Beğeniyor, kaporasını veriyor. Kurban bayram günü burada namazını kılıyor, geliyor burada sabahleyin kesiyoruz, bagajına teslim edip. Ne güzel, evet. Gidiyor hani. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melun melun, kal melun melun, kerem-i taklından çıkarma beni, Allah gözyaşımı sil melun melun. Elvan çiçekleri takma saçına, elvan çiçekleri takma başına,
kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına. Beni ağlatırsan doyma yaşına, ağla gözyaşımı silme melun melun. Sevgili seyirciler, gerçekten sevgili seyirciler, tabii ki Ağaçköy'ü tanıtımı devam ettik. Son olarak da muhtarımla güzel on parmağında on marifet zurnasıyla bana eşlik etti. Teşekkür ediyorum. Önce muhtarımızı bir tanıyalım. Ağaçköy Mahalle Muhtarı Mehmet Işık. Sayın Hayrettin Bey, öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Köyümüz 147 haneden oluşmaktadır. Evet. Genellikle hayvancılıkla geçim sağlığına geçinmektedir, çiftçilikle. Evet. Şimdi 1600 civarında falan büyükbaş hayvancılık mevcut. Evet. 2000-2200 gibi o rakamlarda küçükbaş hayvancılığımız mevcuttur. Evet. Onun için çiftçilik tabii ki bu hayvancılığın olmazsa olmazlarından. Çünkü çiftçilikte hayvancılığın %80'ine yemin kendi eğer evet imal etmezse bunu hayat şartları daha zorlaşır. Evet. Tabii ki bunu rağmen yem fiyatları pahalı. Çiftçinin evet fazla bir bunda hayvancılıkta kazancı hemen hemen yok denilebilir yani. Olsa evet da az bir miktarda. Mazottan gerçekten sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Evet. Sütlerimiz mesela sütten de öyle bir fazla kazancımız yok. Tabii ki bu evet mandıralı alıyor sütümüzü. He, eğer emeğini çekip de adamı varsa gidip de Kütahya'da, çarşılarda satabilirse tabii ki bunu hemen hemen iki kat oluyor. Ama evet onu da herkes tabii yapması mümkün değil, mümkün, imkansız. İmkansız, evet. Bunun için işte demin dediğim gibi köyümüzün durumu bu. Evet muhtarım. Peki gerçekten biz gezdik köyümüzü. Çok sıcak bir karşılım oldu. Çok güzel bir muhabbet oldu. Çekimler yaptık. Hayvancılık ellerinden geldiği kadar insanlar ya da köylümüz gayret ediyor. Bunlara da teşekkür ederim. Sıcak bir karşılama. Müzisyen bir ruha sahip olan muhtarımı da tebrik ediyorum aynı zamanda. Şey değil, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı muhtarım başka? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, sol tarafımda bizim köyü gezdi de Hakkı abim var. Hakkı abim de benim çok sevdiğim bir abim. Tanışırız. Sizi bir tanıyalım seyirciler. Ben tanıyorum ama seyircilerimiz de bir tanısın. Ağaçköy sakinlerinden Hakkı Özbay, muhtarımızın yanında azayız. Ne güzel. Köyümüzün sorunlarını anlattık. Dili getirdik. Memnun olduk. Yine bekleriz. Evet. Sorunlarımız bunlardan ibaret işte. Evet. Sevgili seyirciler, bu güzel programı burada noktalıyoruz. Sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Gözüm yolda, gönlüm darda, ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda, ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi unutup. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez, dağlarda salınır da derdimi bilmez.
dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez.